Koç Üniversitesi'nden Zeynep hocamız bitirdi. Dicle hocamız var. Dicle Dilan Özmen. Doğru mu acaba? Sıralama doğru mu? Ebru hocam. Evet hocam doğru. Aynen. Tamam. Tezli Koç, hocamızda. fenomenolojik araştırmada Suriyeli mülteci engelli kadınlar ana Evet. başlığında erişilebilirliğin bireysel koşullar üzerindeki etkisini sunacak. Sizin de 10 dakikanız var. Çok Buyurun teşekkür lütfen. ederim. Çok teşekkür ederim. Sesim iyi geliyor mu bu arada? İyi, hiçbir Ha, sıkıntı yok. Ses tamamdır. kesinlikle çok iyi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben bugün bir sunum kullanmayacağım. Sunumun kendisi benim. Çeşitli nedenlerden ötürü bir slide kullanmamayı uygun gördüm aslında. Üzerimde krem rengi bir gömlek ve siyah bir hırka var. Gözlüklüyüm, kıvırcık saçlıyım. Sunum sırasında sürekli kâküllerimle oynayacağım. Neden kâküllerim var dediğim bir kâkülüm var. 30'lu yaşlarındayım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi bölümünde doktora yapıyorum. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte engellilik, kadın çalışmaları ve mültecilik araştırmaları yürütüyorum. Bugün sunacağım sunum da aslında doktora çalışmamın bir parçası olacak. Hem aynı yürüttüğüm çalışmalardan biriydi. Alana başlarken yüksek lisans tezim engelli istihdamı üzerineydi ve 5 yıldır da engellilik çalışmaları yapıyordum. Ama aynı zamanda bir sosyal politikacı olarak sosyal politika alanındaki diğer alanlarla beraber çalışmaya devam ettim. Bu sırada şunu fark ettim, mülteci alanındaki çalışmalarda engellilik her alanda olduğu gibi yine görünür bir alan değildi. Engellilik araştırmalarını hem de mülteci araştırmalarını dahil ederek son yıllarda bir iki çalışma devam etti, başladı bunlarla ilgili. İkisini harmanlayarak iki yaşamsal farklı deneyimin, pratiğin kişiye neler kattığını, nasıl bir yaşamsal tahayyül kurduğunu, gelecek hayallerinin ne olduğunu araştırmaya çalıştım. Bir fenomenolojik araştırma yürüttüm. Fenomenolojik araştırma direkt deneyimlerine odaklanan, kişilerin nasıl bir deneyim yaşadığını odaklanan bir araştırmaydı. Bunun için İzmir ve Diyarbakır'da iki saha çalışması yürüttüm. Burada çeşitli engelli gruplarıyla her yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın aslında görüşmeler gerçekleştirdim. Mülteciliğin getirdiği, yani zorla yerinden edilmişliğin getirdiği bir yaşamsal deneyim ile engelliliğin yaşattığı, getirdiği deneyimlerin birlikteliğinin ne olduğuna bakıyordum. Bu sırada araştırma sırasında engelli kadınların erkeklere oranla daha fazla, daha şiddetli hatta yaşadığını, engellilik deneyimini daha şiddetli yaşadığını gördüm. Bu yüzden de uluslararası literatür de aynı şeyi söylüyordu aslında. Uluslararası literatür de diyor ki engelli kadınlar ve çocuklar erkeklere oranla engelliliği daha şiddetli deneyimliyorlar. Özellikle mülteci gruplar arasında da engelli kadınlar yine daha şiddetli bir deneyim yaşıyorlar. Bu sırada kadınlara yönelik ayrı bir çalışma gerçekleştirmem gerektiğini fark ettim. Suzan Wendel'in feminist sakatlık teorisi perspektifinde ilerlettim çalışmamı. Bir fenomenolojik araştırmaydı. Görüştüğüm kişilerde aslında savaşın yarattığı bir savaştan kaçma, çatışmadan, zulümden kaçmanın yarattığı bir travma vardı zaten. Ve bu kaçma sırasında yaşanılan engellilikler vardı. Birçoğu engelliliği sonradan edinmişti. Bu savaş sırasındaki ya da travmalardan kaynaklı engellilik vardı karşılarında. Geldikleri ülkede ise Türkiye'de örneğin her ne kadar hizmetlerin Suriyeli mülteciler özelinde de olsa işte açık olduğunu, işte sağlığa erişimin, çeşitli sosyal hayata erişimin kolay olduğu söylense de engelliler için bunun mümkün olmadığı görüldü. Gelen engelliler ya yolda geliş esnasında zorla yerinden edilmenin getirdiği sıkıntılar nedeniyle güvenli olmayan göç nedeniyle yaşadıklarıyla ya da geldikleri ülkede örneğin Diyarbakır'daki bir ailenin hangi hastaneye nasıl gideceğini bilmemesi, oraya nasıl erişebileceğini bilmemesi, Suriyelilere ilgileniyorlar mı, bakıyorlar mı, biz bunu cebimizden mi karşılayacağız, ne yapılacağının bilinmemesi nedeniyle çeşitli hastalıklarının teşhis ve tedavisi geç olmakta.
Bu ilk bulgu aslında şunu göstermekteydi. Mülteciler açısından, özellikle engelli mülteciler açısından hayati öneme sahip olan bilgiye erişim yoktu. Hiçbir bilgilendirme bulunmuyor kişiler açısından ve kişiler bunun handikapını yaşamaya başlamışlardı. Birçoğu çeşitli hastalıklarının engellilik yarattığının farkında, ne yapabileceklerinin ise karşılığını bulamamakta. Aynı zamanda engelli kadınlar özelinde ise engellilik biraz da şununla eşdeğer: sosyalleşememe, dışarıya çıkamama ve taciz ve tecavüzden ya da istismardan endişe duymayla eşdeğerdeydi. Ailelerin en büyük kaygısı bununla ilgili buydu. Engelli erkekler, mülteci engelli erkekler bir şekilde sosyal yaşama dahil olmanın yollarını, kanallarını bulurken, çeşitli iletişim ağları kurmaya çalışırken, engelli kadınların çeşitli istismarlara maruz kalabileceği korkusuyla aileler tarafından da engellenmekte, bir yere, bir odaya sadece bırakılmakta, engelli orada yaşayabilsin istenilmekte. Çünkü dışarıdaki hayat asla güvenilir olmuyor mülteci aileler açısından. Neyle karşılaşacağını ve neyi ifade edebileceğini, sıkıntısını yaşadıklarında bu meydana çıkıyor. Bir aile, görüşmeci bir ailemiz şunu söylemişti. Kendi engelli kızı için savaştan kaynaklı bir engelliliği vardı ve bomba seslerinden dolayı duyma yetisini tamamen kaybetmişti ve savaşın yarattığı bir travmatik durumdan dolayı da sosyalleşemiyordu. Zaten iletişim kurmakta güçlük çekiyordu. Onun destek sağlayıcısı annesiyle birlikte görüştü. Annesi şey demişti, biblo gibi evimizin bir köşesinde oturuyor. Bu aslında şunu gösterdi, kişinin kendisi aile için bu ne kadar önemli olsa da kıymet verdiğini ve onun evde olmasından mutlu olduğunu gösterse de, biblo gibi evimizin bir köşesinde oturuyor ve ona bakıyoruz, çok güzel bakıyoruz demesi, kişinin tamamen yaşamsal faaliyetlerini kaybettiği, dışarıyla tüm bağlarını kaybettiği, evde sadece bir biblo gibi yaklaşıldığını göstermekte ve bu kişilerin ya da ailelerin bir problemi değil, genel daha toplumsal, hukuki bir problem olarak. Çünkü hukukta da engelli mültecilere yönelik yapılabilecek öneriler ve politikalar yer almıyor ne yazık ki. Çeşitli sivil toplum kuruluşları bu alanda çalışmaya çalışıyor, birçok çalışma yürütmeye çalışıyor. Engellilere destek duyabilecekleri, ihtiyaç duyabilecekleri aletlere erişimlerini sağlanmaya çalışılıyor elden geldiği kadar. Ama şöyle de bir durum var. Uluslararası hukuk, uluslararası literatür şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, mülteci gruplar arasında en fazla engelliler var. Hatta en fazla engelliliğin bulunduğu alan, nüfus grubu mülteci gruplar. Çünkü bu demin bahsettiğim gibi savaşın getirdiği nedenlerden dolayı büyük bir engellilik var. Ve hizmetlere erişimde yaşadıkları problemlerden kaynaklı daha sonra edindikleri engellilikler var. Aileler, kişiler karşılaştığı doğuştan engelli olmadığı için görüşmecilerimin %90'ı doğuştan engelli değildi. Daha sonra engelliliği edinmiş kişilerdi. Engellilikle baş etme yöntemlerini, aslında engelliyi tanıma, kendini tanıma, bedenini tanıma gibi hiçbir bilgiye erişememişlerdi. Bir bedensel engelli bir görüşmecim, kadın görüşmecim için onu götürebilmek, işte dışarı parka çıkartalım, gezebilmesini istiyoruz dediler ki bunlar yine dediğim gibi hak kayıpları açısından çok önemli noktalar. Kişinin sadece parka çıkabilmesi bir iyi niyetli yaklaşımmış gibi görülüyor ama o insanın tamamen sosyal hayattan dışlandığı görülüyor. Bir tekerlekli sandalye edinmişler sivil toplum kuruluşundan. Engellinin kendisi gidemediği için, ailenin de acilen bir ihtiyaç duyduğu için gelen tekerlekli sandalye ne yazık ki yaşına, kilosuna uygun olmayan, bebek için, daha çocuk için kullanılabilecek bir sandalye gelmiş. Aile onu daha uygun koşullara getirmeye çalışmış. Bu nedenle karşılaşılan durumlarda birinci problemin aslında mülteci engelliler için ve kadınlar adına da birinci problemin bir bilgiye erişimde yaşanılan büyük bir sıkıntı olması, dil bariyerinin olması, birkaç dilden oluşan yayınların yapılmaması. İkincisi, sağlığa erişimde yaşanılan büyük bir problem. Bu iki problem hayati problemler.
ki eğitimden, istihdamdan bahsetmiyorum dahi. Çünkü mülteci engelliler için, özellikle kadınlar için eğitim ve istihdam çok çok daha sonra gelmeye başlıyor. Görüşmelerimiz... Tamam, son bir dakika. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben birazcık farkındalık kazandırmak adına da zaten bu konuşmayı yapmak istemiştim. Engelli mülteciler adına da bir farkındalık olsun ve oturumuzda onların erişilebilirliğine ilişkin bir konuşma da olmuş olsun istemiştim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Son derece akıcı ve zamanında bir konuşma oldu. Çok